Sevgili dostlar namaste, ışığınız bol olsun. Doktor Harun ile kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Gelin bu videoyla Türkiye'den konuşalım. Türkiye'mizle ilgili konuşalım. Neler oluyor? Ee, bazı iletiler sizleri korkutuyor. Ee, herkesin farklı görüşleri olabilir, öngörüleri olabilir. Umarım ben de bu video ile sizleri korkutmam güzel şeyler paylaşacağım. Neticede haritaya direkt bakıp gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşıyorum. O yüzden nasıl açılır, nasıl açılmaz bunları bilemeyiz tabii ki. Her birimizin karması farklı, her birimizin kozmik karması, kolektif karması farklı. O yüzden gelin Türkiye'nin haritasına hep birlikte bakalım. Seçimler yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağız hep birlikte. E, güzel bir yıl olacak. E, 2023-2024 e, yeni yılı e, tam Jüpiter'in istasyonda olduğu bir konuma denk geliyor. O da ayrıca özel aslında. E, gelin hep birlikte bakalım. Bu platform e, Vedik Astroloji Platformu'dur. O yüzden sorular soruyorsunuz Batı astrolojisiyle ilgili. Her sistem kendi içinde değerlendirilmelidir. E, o yüzden e, umarım... Güzel bilgiler sizlere ulaşıyordur. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. 5000 bin takipçiye çok az kaldı. Nakşatra sohbetleri devam ediyor. Arada kendi sorumluluklarımdan dolayı ara veriyorum o instagramda da sizlerle paylaşıyorum Ayurveda dersleri aldığım için çok heyecanlıyım aslında onunla ilgili de çok çok güzel bilgiler paylaş paylaşacağım mutlaka sizlerle. Gelin Türkiye'nin haritasına bakalım güzel transitler oluyor Saturn çok önemli Türkiye için şu anda Güneş Merkür, Mimşatari Daşa sistemine göre Güneş Merkür döneminde o yüzden Güneş'in konumu Merkür'ün konumu çok önemli. Türkiye için 5. evde 5. ev çok aktif bir durumda 5. ev. çocuklar evi diyoruz. Yaratıcı evimiz. Bu dünyada bıraktığımız olaylarla alakalı. O yüzden K2 geçen sene Nisan ayından itibaren biliyorsunuz Ortalarından itibaren K2 5. evde ve Ekim'in sonuna kadar orada kalacak. Ve Türkiye için önemli gezegenler var. Stelium'u var 5. evinde, terazi burcunda güneş var. Düştüğü yerde diyoruz ama Trine neticede 5. ev bir sebebi var elbet, Venüs var, kendi evi orada, Satürn ve Merkür var. Stelyon ve Kaito oradan geçiyor. Ekim 2023 yılına kadar, Ekim'in sonuna kadar, e, bu da aslında e, Cumhuriyet'in 100. yılı da, denk geliyor ve ilginçtir. Merkür 1 derece 39 dakika ve Satürn de 1 derece 45 dakika. Bu ne anlama geliyor? K2 tam çıkarken aslında 100. yılı kutluyor olacağız. 5. ev çok önemli biri. 5. ev 9. evden 9. ev. Dokuzuncu ev bizim atalarımız, babamız, yüksek eğitim, öğrenim. Dokuzuncu evden dokuzuncu ev atalarımızın babası oluyor bir nevi, o da çocuklarımız. Bu karmik döngeyi, döngüyü gösteren çok önemli bir oluşumdur. O yüzden Türkiye'nin bu yıl içinde yaşayacakları, zaten buna şüphe de yok, yüzüncü yılın özelliğinden dolayı, seçimlerin bu döneme gelmesinden dolayı bu yıl gerçekten önemli. Ee, 2020 yılından itibaren Türkiye Güneş dönemine girdi. Güneş dönemi ego ile alakalı, baba ile alakalı, o yüzden iktidar ile alakalı bir nevi e, konularda değişimler olacak. Güneş dönemi önemli bir dönemdir. Bir müşteri daşa sistemine göre. Tabi bulunduğu eve göre açılır. Bu ne anlama geliyor? Beşinci ev olayları aslında 2020 yılından bu yana, Aktif bir konumda ve güneş olduğu için Türkiye'nin üçüncü evi, üçüncü evi ve aynı zamanda sekizinci evden sekizinci eve gelir. Yine enteresan çünkü sekizinci ev... Ee, ölümle alakalı 8. hemen korkutmasın sizlere 8. ev in, e, inişlerle çıkışlarla alakalı transformasyonla alakalı değişimle alakalı ve 8. evden 8. ev yani 8. evin transformasyonu değişimin değişimini gösteren de 3. E, ev aslan burcuna gelişi çok önemli bu konum aslında Türkiye'nin bu dönemde yaşayacağı olaylarla bir nevi ömrünü gösterecek bizlere. O yüzden önemli bir konum. Büyük transitlerin konumu çok iyi. O yüzden kalıcı bir değişimin olacağını e, bekliyorum. Özellikle bu yıl. Birkaç sebepten dolayı onu da sizlerle paylaşacağım. O yüzden bu dönem sistemin değişebileceği bir dönem. Bu dönem hiç daha önceden belki tahmin etmediğimiz, daha önceden düşünmediğimiz olayların olacağı bir dönem. O yüzden bu dönem geçtikten sonra bir toplum olarak çok daha güzel yerlere geleceğiz. En basitinden hemen direkt söylemek istiyorum. Tribagi sistemine göre utara aşağıda nakşatrası aktif bir dönemde bu zafer ile alakalı. Utara aşağıda nakşatrası biraz yalnız bir nakşatradır. E, zaferle alakalı çünkü firavun faresidir sembolü ve başka nakşatra eşi yoktur. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Türkiye, stelyum da onu gösteriyor aslında. Kendi içinde bir bütün haline gelmeyi kendi içinde bulacak. Ve Utraşa da nakşatrası enteresan bir nakşatradır. Çünkü kaynaklarını çok iyi kullanır ve zafere de o şekilde gider. Mahabharata savaşıdır. Mahabharata savaşında bir sürü kuvvetin bir araya gelerek düşmanı nasıl yendiğiyle Ile alakalıdır. O yüzden genel anlamda hem güneşten dolayı korkular olabilir belki çünkü e, ego ile alakalı ego savaşlarının olabileceği bir dönem kolektif olarak konuşuyorum yine Türkiye için. Beşinci evde oluşu bu Türkiye'nin çocuklarının beni ve o yüzden vatandaşların kendi içinde yapılanmasıyla alakalı ama egosu olan kişiler kaybedecek. Kızgın e, kızgınlıkla hareket eden kişiler kaybedecek. E, birlikteliğin Önemli olduğu bir e, konum 2020 yılından beri bu böyle. Çünkü 2020 yılında güneş e, devreye girdi ve güneş egomuzu ilişkiler önünde düşürmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? İlişkide ego düşmelidir. Çünkü ilişkide sadece bir kişi kendi ajandasını kullanıp kendi isteklerini, arzularını, planlarını yerine getirmek için çabalamamalıdır ilişkide kişi karşıdaki kişiyi de düşünüp bir e, ahenk içinde ilerlemelidir. O yüzden bu dönem 2020 yılından beri aktif. Tabii ki transitler farklıydı. Ee, Satürn iki buçuk yıldır pandemi döneminde zaten Oğlak Burcu'na girdi. Pluto orada aynı zamanda ve buradaki etkileşim çok daha farklıydı. Pandemi dönemini hatırlayın zaten onun öncesinde Satürn k ile birlikte Yay Burcu'ndaydı e, e, karşılaştı ve daha sonra da Oğlak Burcu'na geçti. Jüpiter takip etti. Uzunca bir müddet, müddet hatırlayın. Jüpiter düştüğü yerde ama Satürn'ün orada oluşu bir takım olayları rahatlattı. O yüzden çoğumuz evde kaldık pandemi döneminde ama buna rağmen inanılmaz güzel olaylar tetiklendi. Yeni şeyler öğrendik. Yeni şeyleri topladık. Çünkü Satürn Oğlak burcunda o kaynakları verileri bir nevi savaş alanında gibi ama o kaynakları toplayıp bir takım yerlere geldi ve Satürn 18 Ocak'ta kova burcuna geçecek ve kova burcu multikom pozisyonu dediğimiz ofisinde kova burcu inanılmaz bir burçtur kova burcu hava burcu diyoruz hava hava grubu aynı ikizler burcu Bu arada Türkiye'nin yükseleni ikizler o yüzden komünikasyon çok önemli haberleşme çok önemli ama ikizler biraz daha sosyal çevre gibi hobilerle daha küçük arkadaş kitlesi gibi daha bir nevi primitif daha gelişmemiş olduğu için daha genç ruhlu onun akabinde de terazi yine terazi burcunun ardından bahsettik. Terazi burcu da hava grubu aynı zamanda çaradır, hareketlidir. Terazi burcu o yüzden ilişkilerle alakalı. Kova burcuna geldiğimiz zaman sabit bir burçtur ama hava, havadır grubu ve sabit oluşu, hava oluşu bilimin ne kadar önemli olduğunu gö gösterir. Daha sofistikedir ve Saturn her kova burcuna geldiği zaman çok güzel gelişmeler olur bilim adına karmamızı ödememiz açısından, bu dünyadaki görevimizi yerine getirmemiz açısından mükemmel bir konum. O yüzden pandemi dönemine baktığınız zaman Türkiye için geçerli. Türkiye'ye Türkiye'de olan olaylara baktığımız zaman Satürn bir takım bilgileri toparladı. Gizli olan şeyler Açığa çıktı, bir takım şeyler çıkmadı. Bu arada Nisanın sonundan Temmuz'un ortasına kadar olan olaylara bir bakın, bir tanıtım filmi gibi aslında neler olacağını e, gördük ve bundan sonra da e, daha da tetiklenecek iki buçuk yıl süresince e, Saturn etkisini göstermeye gösterecek. Nasıl gösterecek? İlk önce Danişta Nakşatrası'nda. Danişta Nakşatrası Mars ile yönetilir. Daha dinamik bir nakşatradır. Mars'ın konumu da tab tabii ki etkili olacak. Daha ayrıntılara e, girebiliriz ama dediğim gibi genel konum çok önemli. Navamşa'da konumu çok önemli. İlk başta e, 18 Ocak'tan sonra direkt terazi Navamşa'sına giriyor Satürn. Bu ne anlama geliyor? Kişiler, ilişkiler anlamında daha dinamik güzel şeyler olacak. Ve hemen akabinde de aslında Akrep Navamşası'na girecek. Akrep Navamşası'na 15 Şubat'ta giriyor. 15 Şubat'tan yaklaşık 16 Nisan'a kadar Akrep Burcu'nda ondan sonra da Akrep'ten sonra da yaya geçiyor 13 Mart'a kadar. Yani 15 Şubat 13 Mart arasında Akrep Burcu Navamşası'nda oluşu Satürn'ün e, araştırma açısından çok güzel çalışır. E, bunun yanında gizli olan şeylerin açığa çıkmasına yardımcı olacak. Gizli olan şeyler neden önemli? Çünkü rahunun konumu Koç burcunda uzunca bir süre yalnız kaldı. Jüpiter, Nisanın e, Nisanın sonu gibi olması lazım. E, Jüpiter e, Koç burcuna e, geçecek ve Koç burcuna e, Geçince e, Rahu ile birleşecek. Yine bu tarihleri tekrarlayacağım çünkü e, özellikle 19-20 Nisan e, ile 23 Nisan arası Jüpiter Gandanta noktasında oluyor. Bu çok önemli bir konum çünkü Gandanta noktası karmik e, noktadır, düğümdür. Karmik düğümdür ve e, bu dönemde zorlayabilir. Bundan sonra Rahu ile birlikte buluşacak. 23 Nisan'dan sonra e, Rahu ile etkileşimi daha farklı olacak. İki genişleten gezegendir. Jüpiter, Benefik, Rahu sıra dışı. O yüzden bu da bir takım sistemin değişebileceğini... ...hem ekonomi anlamında hem e, çocuklar anlamında... ...çocuklar nedir e, o harita için dediğim gibi vatandaşlar olabilir, yeni nesil olabilir. Düşünceler, inançlar anlamında bir takım şeyler değişecek. Jüpiter Civa Karakası. O yüzden Türkiye'nin yaşamı değişecek. Türkiye'nin belki Jüpiter bu arada yay burcuyla hukuk sistemini de gösterir. Satürn'ün konumu zaten multi pozisyonunda direkt Rahu'yu ve Jüpiter'i görecek. O yüzden bu yıl Türkiye için Tabii ki dünya için herkes için de geçerli ama Türkiye için bir değişim sürecini gösteriyor. Birazdan da haritayı açıp e, tekrar detaylı e, konuşacağız. E, seçim zamanları önemli. 18 Haziran tarihini buldum. E, 18 Haziran'a kadar anladığım da, kadarıyla seçimler o dönemde olabilir ama erkene de seçilebilir. Bazı tarihler. Mesela 14 Mayıs'ta Merkür, onun öncesinde Merkür, 21 Nisan'da o da enteresan Jüpiter, Gandanta noktasından geçerken 21 Nisan'da Merkür retro oluyor. Tam o ana denk geliyor ve Merkür 14 Mayıs'ta direkt gitmeye başlayacak. Bu döneme kadar Umarım bu arada seçim olmaz tabii ki çünkü Güneş ve Merkür enteresan. Güneş ve Merkür Vimsatery Daşa sisteminde iki gezegen de Terazi burcunda olduğu için Terazi lagna yapıp Terazi temaları daha ön plana geliyor. Enteresandır. Haritayı çevirdim birkaç yerden ve e, Terazi burcu da öyle zaten. Terazide Merkür var. Venüs var, Satürn var, Güneş var. Sanki bir koalisyon, sanki e, herkesin bir araya gelip sistemi bir nevi değiştirip e, ve onun üzerine Utraşada'daki zaferi gerçekleştireceklerini göstermekte. E, bu konum e, o açıdan önemli. Tabii ki transitlere bağlı olarak bazı olayların nasıl açıldığına birlikte e, bakacağız. Gelin çok fazla uzatmadan dediğim gibi Satürn'ün konumunun iyi olması önemli. Satürn Türkiye için, İkizler Burcu için ay da orada. O yüzden de aslında kuvvetli bir konum neticede. Haritayı okumak daha kolay aslında. Satürn 8. evin ve 9. evin lordu olarak multikom pozisyonunda 9. eve geçiyor. O yüzden 9. ev Mahkeme salonlarıdır. Dokuzuncu ev ve aynı şekilde buradan e, görüşü e, dokuzuncu evden altıncı evi görüyor. Altıncı ev zorluklarla alakalı, borçlarla alakalı. O yüzden e, karmik görevlerini yerine getiriyor. Vermesi gereken hizmetleri verebilmesi için. O yüzden bu da sistemin nasıl değişebileceğini gösteriyor. E, dediğim gibi bu konumla Jüpiter ve Rahu'nun 11 evde oluşu, 11 birinci ev, Politika ile alakalı direkt seçimi gösteriyor haritada, Türkiye'nin haritasında. O yüzden e, o tarihleri e, konuşacağız. E, çünkü e, özellikle dediğim gibi 23 Nisan'dan sonra büyük bir olasılıkla seçim olacak. Onu gösteriyor harita çünkü. E, direkt bilmesek bile tarihleri. Politika tetikleniyor orada. <laughs> Satürn Kova Burcuna e, geçtiği zaman Kova Burcunda e, Türkiye'nin Ketusu ile buluşacak e, ve Satürn bu konumdan e, direkt Jüpiter ve e, Rahuyu e, görüyor ve orada da e, dediğim gibi e, politika ile alakalıdır ve politika evinden direkt 5. evi görüyor ve 5. evde hem vatandaşların evi, oy kullananların evi, çocukların yaratıcı olanların ve aynı zamanda da biliyorsunuz aslında orijinal 5. ev krallıktır bir nevi. E, ve 11. ev de kova burcudur Kalapuruşa'da. O da devleti gösterir ve bu sistemi gösterir. Yani e, nasıl sistemin değişeceği ile alakalı. satürn Mudra pozisyonuna geçince orada Ketu'su var ve satürn e, Saturn Ketu bir araya gelmesi çok önemli bir konum, çok ama çok önemli bir konum. Neden önemli? Ee, çünkü K2 karma ile alakalı, geçmiş yaşamdan gelen olması gereken olayla alakalı ve aynı zamanda da azınlıklarla alakalı. O yüzden Satürn buradan geçerken e, kişi tamamıyla spiritüel anlamda çalışmak zorunda bu bu transit Türkiye için birkaç konum olacak Türkiye'de. Bu arada 2023 yılı Vedik Astroloji'ye göre 7 rakamını topladığınız zaman 2-2-3 7 rakamı oluşur ve 7 rakamı Ketu ile alakalı. Ketu 2 genel olarak zaten aktif. Türkiye'nin ırtasında özellikle k konumu çok önemli. k konumu da 9. evde dini inançları gösteriyor neticede. Şada bir şak oluş aslında dini inançların nasıl modernize olabileceğini de gösteriyor. Ve nitekim de öyledir. Baktığınız zaman diğer e, İslam ülkelerindeki Müslümanlığa bakın. Genel anlamda da dini, dini inançlar anlamında da e, neticede ikizler burcu. Her zaman bir esneklik olur. Ne kadar e, çok fazla tutucu gibi görünenler olsa da ara ara her iki yönden de olur bu arada. Çünkü e, baktığınız zaman Rahu, Keytu, Rahu olarak düşündüğünüz zaman da e, her iki tarafta da ekstremler olabilir. Ama genel anlamda Türkiye'nin o enerjik yapısı hep... ...olacak haritada Ardra. Evet Ardra sürekli şikayet eden. O yüzden toplum olarak biz sürekli şikayet ediyoruz ama... ...neticede e, olumlu çalışan... ...o ağlamalarla belki pırlantanın oluştuğu nakşatradır. Ardra nakşatrasının ağrı e, eşiği çok yüksektir. Bu ne anlama geliyor? Ağrıya direnci çok kuvvetlidir. O yüzden toplum olarak da öyle bir nevi çalışıyor. Saturn geçtiği zaman o yüzden... Ketu ile buluştuğu zaman bu azınlıklarla tetiklenebilir. Daha önceden olmaması gereken haksızlıklarla ilgili konularda dini inançlar, inançlar değişecek ve dediğim gibi 9. ev hukuk sistemidir. Hukuku değiştirecek ve 9. ev aynı zamanda 10. evden 12. eve geldiği için kaybı gösterir. Meclisin kaybını gösterir. Değişimle meclisin bir nevi kaybı olacak. Kayıp derken de Yeni bir oluşumla konuştuk çünkü neden? Saturn, K2 buradan geçerken, e, hatta direkt e, başlayalım e, oynatmaya e, haritada zaman zaman çünkü çok önemli. E, Ocak ayı için, Ocak ayında olan olaylar neler? Ocak ayında gördüğünüz gibi e, Türkiye için e, 13 Ocak'ta, 13 Ocak'ta biliyorsunuz Mars direkt gitmeye başlıyor. Mars'ın direkt gitmesi 12. evdedir. 12. ev Türkiye'nin bilinçaltı, kapılar ardında olan olaylar, yurt dışı ile alakalı olan olaylar. İkizlere göre Mars iyi çalışmaz. O yüzden bu aslında huzursuzluğu veren arka planda direkt gitmeye başladığı zaman bu görüşüyle Bir nevi yüreklendiriyor aslında Türkiye'yi. Aslanı görüyor, krallığı görüyor vatandaşları görüyor bir nevi. Bu tabii ki e, komünikasyonla alakalı, haberleşmeyle alakalı ve Mars 8. görüşüyle Merkür'ü görüyor uzun zamandan beri. Ve dikkat edin, güzel olan şey şu, 13 Ocak'ta e, Mars direkt gidiyor, 17 Ocak'ta Satürn e, kovaya geçiyor ve 18 Ocak'ta da gördüğünüz gibi Merkür direkt gitmeye başlıyor. Bu tarihlerden sonra güzel açılımlar olacak. Neden? Çünkü dediğim gibi Satürn direkt 9. eve geçti. K2 derece olarak çok yakın değil. O yüzden yaklaştığı zaman biz daha dramatik değişiklikler bekliyoruz ki bu da uzunca bir süre sonra olacak. Onun da tarihlerine bakarız şimdi. Ee, Mars'ın Merkür'ü görüşü ne anlama geliyor? Lagna lordunu görüyor. Transformasyonu gösteriyor burada. Transformasyon gelecek özellikle ev ile alakalı. Ee, özellikle e, Türkiye'nin destekçileriyle alakalı, Türkiye'nin o partnerı gibi ilişkileriyle alakalı ve Türkiye'nin toplum için yapması gereken olan şeyleri zorlayacak Mars buradan. Nasıl zorlayacak? Önüne gelen zorluklarla ya da borçlarla olabilir. Çünkü e, 6. ev borçlarla alakalı, problemlerle alakalı. O yüzden Mars e, bu konumda Mart'ın ortalarında kadar kal kalıyor olması lazım. Mart'ın sonlarına kadar. Ona da birazdan e, değiniriz. Ocak ayı <laughs> o yüzden bu şekilde geçiyor. Ocak ayında e, kadınlarla ilgili bir takım olaylar daha açığa çıkabilir. Kadınlarla ilgili e, bu kadınlarla ilgili Venüs bu arada bulunduğu yerde oradaki kaynakları da gösterir. E, güneşle arası açık bu e, 8. ev temalarıyla ilgili bir takım yeraltı kaynaklarıyla ilgili şeyler olabilir Türkiye için. Güzel bir konum aslında. E, neticede ne olabilir burada? Kadınlarla ilgili bir takım şeyler derken çünkü Venüs 5. evin lordu ee, biraz ilerletelim. Çünkü Danıştadan geçene kadar yani e, 22 Ocağı kadar belki kadınların e, kadın hakları adına e, bir takım şeyler ön plana gelir. Azınlık gibi görünen kişiler bir takım şeyleri değiştirmeye çalışabilir. Ritim halinde bu bir protesto da olabilir mesela 22 Ocak'ta o şekilde de açılabilir. Daha sonra Venüs Satürn ile buluşuyor Türkiye'nin 9. evinde. O yüzden daha önceden olan kadınlarla ilgili olaylar çünkü bir takım olaylar oldu. Bu olaylarla ilgili yeni poliçler, poliçeler yazılma olasılığı var. Özellikle de Şubat ayında. Ve bu e, Şubat ayında e, tema bu olacak. Şubat ayında neler olacak? E, dediğim gibi e, bir takım şeyler su yüzüne çıkabilir. Bu vatandaşlarla alakalı, kadın enerjisiyle alakalı, para ile alakalı, politika ile alakalı bir takım şeyler ön plana çıkabilir. Daha önceden hiç duymadığımız şeyleri duyabiliriz. Ve bunun üzerine bir takım şeyler tetiklenebilir. E, ilerletiyorum çünkü e, ilişkiler anlamında müzakereler daha ön plana gelecek e, ve e, bu müzakereler sonucunda e, Navamşa 14 Şubat gibi da Akrep Navamşası'na geçince e, yine aynı konumda değişim ve transformasyon var dediğim gibi Şubat ayında da bir takım şeyleri duyabiliriz gün ışığına çıkacak ve sistem mi sistemi belki değiştirme açısından insanlar müzakereler yapabilir sistemi değiştirecek değiştireceğiz derken yani bu yeni alınan kararlar olabilir Türkiye'nin gündemini de düşündüğüm için seçimle ilgili belki bir takım şeyler onu gösteriyor aslında bir nevi seçimle ilgili çünkü K2 da ilerliyor ve K2 gördüğünüz gibi özellikle Şubat ayında güneşe yakınlaşıyor bu ne anlama geliyor güneş 3. evin lordu güneş aynı zamanda babadır iktidardır patrondur çünkü neticede egodur ve Türkiye'nin de dikkat ederseniz Rahusu ee, ve bu anlamda Türkiye'nin yüreklenmesiyle alakalı küçük kitlelerle alakalı bir takım şeyler olacak. Bu e, konumda transitlere de baktığımız zaman e, transit e, geçen Jüpiter e, direkt e, 6. evdeki Jüpiter'i gördü. Ekonomi açısından aslında destek verecek. Yani bir takım şeyler negatif gibi görünse de Neticede Jüpiter aile kaynaklarını görüyor, borçları görüyor, zorlukları görüyor. Jüpiter desteğini veriyor. Aynı şekilde Rahu-Ketu ekseninde e, sistemi değiştirmeye çalışan güçler e, bu dengeyi de koruyor bir nevi. O yüzden sistem değişse bile iyinin yararına değişiyor aslında ve dikkat ederseniz stelyum olduğu için... ...çok e, bir takım yerlerden... ...çünkü burada Merkür var... ...gençleri temsil eder... E, ...Satürn var... E, ...işçi sınıfını temsil eder... E, ...Güneş'in konumu yine... ...ışık tutan bilgelikle alakalı... ...genel bilgelik de var zaten Türkiye'de... ...Venüs konumu kadınlarla alakalı... ...bu kadın politikacıyı da gösterebilir... ...o yüzden... E, ...birkaç kişinin bir araya gelip... E, ...güzel bir... ...etkisi oluyor aslında... ...diğer bir şey de aslında... Çaradaşa'dan baktığımız zaman Türkiye 29 Ekim 2021'den bu yana 2025'e kadar Kova Çaradaşa'sında kalacak. O yüzden Satürn gerçekten önemli. Mimşatari Daşa'ya göre de tabii ki güneşi takip ediyoruz. Bu açıdan da iyi olacak ve yine Tribagi sistemine göre ilk iki yıl profalgoniydi. Daha sonraki iki yıl otur aşağıda temaları açılacak. O yüzden 2022'den bu yana aslında 21, 29 Ekim, 29 özür diliyorum Mart 2020'den Mart 2022'den bu yana otur aşağıda temaları daha ön planda. O yüzden bir takım görüşmeler oldu belki arka planda. Bu da haritada bunu gösteriyor aslında. Çünkü Satürn 8. evde transformasyon için gerekli olan bilgileri toparladı. O yüzden 18 Ocak'tan sonra bu daha da açılacak. Çünkü hem Merkür direkt gitmeye başlayacak hem de Mars direkt gitmeye başlayacak. Tamamıyla bu oluşumu göreceğiz. Venüs daha sonra Şubat'ın sonunda yüceldiği yere geçiyor. Bu dönem de çok güzel. Yani Şubat ayından itibaren Şubat, Mart bu dönem. Venüs kendi evine göre e, e, kendi evine göre 6. konumunda yine belki kadınlarla ilgili e, ya da kadın güçlerle ilgili bir destek, bir zorlanma ile e, yine dediğim gibi Jüpiter çünkü orada bilgelik orada. E, bu anlamda da ve Jüpiter ilginçtir yine kendi e, 6. evini görüyor. Yani hem Mahadasha lordundan, Daşapati'den baktığımız zaman zorlukları görüyoruz. Ama orada bilgelik var. Orada iki zıt görüşün bir araya gelip öz özellikle Şubat ayından başlayacak şu süreç, e, Şubat 18'den e, sonlara doğru o olan süreçte e, müzakereler olabilir, zıt taraflı görüşlerin. E, ...müzakereleri olabilir... ...güzel bir süreç... ...kesinlikle çok güzel bir süreç... ...iki tarafında birbirini destek verip... ...anlayıp... E, e, ...yarar sağlayacağı... ...bir süreç olacak... ...burada dikkat edin... ...Mars'a dikkat etmek lazım... ...çünkü Rahu... E, ...geniş kütlelerin aslında... ...yani toplum olarak buna dikkat etmek lazım... ...neden... ...bunun üzerine vurgulaya vurgulamaya söylemek istiyorum... ...çünkü bazı kişiler hezeyanlarla e, gerçekten işini yapmak isteyen kişileri kişilerin kafasını karıştırabilir Çünkü Rahu Koç burcunda Mars'ın konumu da neticede Türkiye için iyi değil hem de 12 evden direkt e, komşularımızı nasıl ilişki içinde olmamızı gösteriyor bu konumda anlaşma anlaşmazlıklar olabilir. Konuşarak anlaşmazlıklar olabilir. Agresiflikler olabilir. Onları görebiliriz. Ama dediğim gibi Allah'tan Venüs ve Jüpiter'in konumu, Güneş'in konumu, Satürn'ün konumu, Güneş'in içinde her bir ay kalacak. Ama Satürn'ün konumu o e, yapılmaması gereken şeyleri aslında kişiler yanlış söz söyleyip aslında kendilerini kötü duruma düşürecekler. O yüzden bu dönemde dediğim gibi kızgınlık, asabilik, ee, o şekilde hareket eden kişiler sonradan kendileri zararını görecek aslında. Ee, yine Mars'ın konumu e, direkt borçlarla alakalı, e, zorluklarla alakalı, hastalıklarla alakalı. Bu e, Türkiye'nin e, Satürn kova burcuna ilk girdiği zaman ayın konumu Akrep burcunda olduğu için genel anlamda Lagna için iyi görünmüyor. Lagna için iyi görünmeme sebebi hastalık anlamında da olabilir. O yüzden belki e, özellikle de Gandanta noktasından geçerken Jüpiter e, 20 Nisan, 19-23 Nisan o arada hastalıkla alakalı ya da COVID'in komplikasyonları olabilir genel anlamda Türkiye'nin ki o da enteresandır. Çünkü Satürn bu geçişiyle 10. görüşüyle hastalık evini görüyor. Belki Türkiye'ye bazı şeyleri yanlış yaptığı zamanında onunla ilgili belki hastalıkla ilgili konularda bir takım poliçeler değişebilir. Yine kapanma olacağını düşünmüyorum ama hastalıklarla genel anlamda artış olabilir. buna da dikkat etmek lazım. Satürn ve Ketu'nun birbirini trine olarak görüşü de enteresan. o yüzden ona da onu da gözden kaçırmamak lazım. Satürn ee, dediğim gibi e, Mart ayında bu şekilde geçiyor ve Mart ayından sonra e, Venüs geçecek. Rahu ile buluşunca e, bu anlamda biz yine politika ile ilgili e, aslında e, Mart ayının sonundan e, Nisan ayına kadar gördüğünüz gibi direkt e, Rahu ile birleştiği zaman burada daha da kesin bir tablo gelecek. Ya sistemin değiştiği ile alakalı ...ya da dediğim gibi daha önceden... ...hiç beklemediğimiz bir olay olabilir. Bur burada kadınlarla ilgili belki... ...yine rahu büyütecek çünkü, daha büyütecek. Agresif bir şey beklemiyorum ama... ...burada belki sıra dışı şeyler görebiliriz. Daha sonra yine Jüpiter'e yaklaşıyoruz. Çünkü Nisan sonunda... Jüpiter Gandanta noktasına geçtiği zaman yine Nisan başlarında onun hemen öncesinde aslında Mart'ın sonlarında Nisan'da yine Güneş geçiyor kariyer evinde çok güzel çalışır ve bu konumda daha da aydınlatacak Güneş neticede Güneş'i takip etmemiz gerekiyor. Güneş'in Gandanta noktası dikkat ederseniz Güneş ve Jüpiter Gandanta noktasına aynı anda yaklaşıyor. İşte bu bu süreç hastalık açısından 16 Nisan aslında bu dönemde hastalıklarla ilgili bir takım şeyleri hmm. e, görebiliriz. E, bu aynı zamanda e, Rahu etkisi de olacağı için ve daha sonra Jüpiter de oraya geçeceği için. Şimdi bu olay çok önemli görüyor musunuz Nisanın sonunda. 11. ev politika evinde Rahu bir de Merkür retro gitmeye başlıyor 21 Nisan. Bu dönemde seçim, seçim olursa karışıklığı gösteriyor Türkiye için. Eğer bu tarihe çekerlerse çünkü bu bir şekilde karışıklık olacak. Yani bu seçimle alakalı karışıklık olma olasılığı çok daha fazla. Neden? Çünkü aynı zamanda K2 Direkt geçmiş olacak Güneş'ten ve K2'de 5. evde oy kullananlarla alakalı stelyumu var Türkiye'nin. Bu çok köklü bir değişimi gösteriyor, zorlanmayı gösteriyor. Ve bu süreçte e, Gandanta noktasıyla daha da tetiklenecek. Sağlık açısından çok önemli. Çünkü Satürn 3. görüşüyle direkt 11. evi görüyor. Yüksek arzularımız e, açısından bir takım kısıtlamalar getirecek poliçeler, poliçeler için zorlayacak bir nevi ee, diğer bir konum tabii ki Mars'ın e, aynı anda Lagna'da oluşu e, agresifliği gösteriyor e, bu daha önceden gelmiş olan olayları Pınar da mesela tam bu olaylar olurken daha önceden olmuş olay tekrar geri gelebilir e, buna da dikkat etmekte fayda var Satürn Navamşa'da Oğlak'ta ve K2'da Oğlak'ta aslında o da enteresan çünkü e, Navamşa'da da karmik bir olayı gösteriyor. E, burada azınlıklarla alakalı, işçi sınıfıyla alakalı, eşitlikle alakalı bir takım şeylerin düzelmesi gerektiği için e, müdahaleler e, olacak. E, o yüzden farklı grupların bir araya gelerek o savaş alanında bir arada çalışıp e, olmaması gerekeni, ee, olmaması gereken için, kötü için mücadele var aslında bir nevi. O yüzden ben e, neticede sonucunun iyi olacağını düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi buradaki e, özellikle Nisan'ın sonundan başlayan süreçte e, bu devam edecek. Güneş oradan çıktıktan sonra 12. evde Belki ego ile alakalı o yüzden bir nevi savaş alanı gibi düşünün ya da bir şeyler değişti ondan sonra rahatlama olabilir belki uyku sorunları da olabilir Türkiye için uyku sorunu bir nevi huzursuzluk aslında ama Jüpiter'in rahuya ulaşması güzel bir konu Korkulmamalıdır Çünkü neticede Rahu burada ileriye götürmeye çalışırken Türkiye'yi Jüpiter'de bir nevi, sistemi değiştirerek, inançları değiştirerek belki dediğim gibi ama benefik bir gezegendir ve en güzel aslında Rahu'ya, Rahu enerjisini azaltır. O yüzden daha önce olan olaylar da e, özür diliyorum açığa çıkacak. 14 Nisan'da e, Koç burcuna geçecek. E, hep aynı ana geliyor. O yüzden kriter nokta Türkiye için anladınız. E, 19 Nisan, 23 Nisan Gandanta, 14 Nisan'da Güneş oraya geçtiği zaman e, bu dönemde ve o süreçten sonra 14 Mayıs'a geldiğimiz zaman hemen ilerleteyim. E, 14, 15 Mayıs'ta Güneş Boğa'ya geçiyor. 14 Mayıs'ta Merkür ileri gitmeye başlıyor e, ve Tam aslında ileri giderken şimdi diğer bir kriter 14 Mayıs'ta seçim olabileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu umarım da öyle olur açıkçası çünkü Merkür'ün e, direkt gitmesine ihtiyacımız var. Güzel bir seçim olabilmesi için e, bir haftalık süreci de atlarsak eğer. 14 Mayıs'tan sonra bir hafta koyarsak 10-21 Mayıs gibi seçim olursa eğer erkene alınması, alınması düşünülüyorsa olabilir. Gerçi burada uzunca bir süre kalacak. O yüzden ilerletiyorum. Mayıs'ın sonu e, Haziran'a denk geldi. Aslında 18 Haziran'da doğru da kalmış oluyor. O da onu gösteriyor. Bir nevi gördüğünüz gibi. eee Jüpiter Güneş'e yaklaşacak Natal Güneş eee o yüzden bu konumda eee o tarihlere de kayabilir yani hatta 18 10, özür diliyorum ee, büyük bir olasılıkla 7 Haziran eee şimdi burada birkaç şey daha var tabii ki eee Merkür. Evet. Hep birlikte göreceğiz ama tam e, 15-6 Haziran görüyorsunuz burada 7 Haziran. E, Merkür geçecek 8 Haziran'da. Ondan sonra da aslında Jüpiter Rahu ile birlikte bu eksende görüyor. Şimdi Jüpiter'in görmesi iyi tabii ki. E, 7. görüşüyle. E, ve Jüpiter de orada. E, uzunca bir süre kalacak. Daha sonra retro'da e, gidecek. Haziran ayında Haziran ayı e, neticede kapıların ardında olan konuşmalar var. O yüzden sanki tam güneşle birlikte kapılar ardında Lagna lordu Merkür ve dikkat edin Güneş Merkür kendi Güneş Merkür'den 8. eve geliyor. Bu da transformasyonu gösteriyor. Direkt Haziran ayı e, stelyum yani vimşoteri daşa sistemine göre aktif olan bir evin transformasyonunu gösteriyor. 8. evde olacak. E, ve bu konum Haziran'ın sonunda e, Haziran'ın sonunda 24 Haziran gibi e, Merkür lagna lordu direkt güneş ile birlikte ee, sonuçlar hemen çıkıyor olması lazım bu bu konum aslında güzel ee, yine satürn satürn retro gitmeye başlayacak bu konum çok önemli ben ona bakarken de aslında tam 18 haziranda satürn retro gitmeye başlıyor ee, bu da aslında seçimleri gösterebilir çünkü tam istasyon olduğu dönemde ve de 13 derece. 13 derecede Satürn Jüpiter'i görüyor. Ee, ve Jüpiter'de e, yine 10. görüşüyle Satürn e, 6. evi görüyor. E, orayı kontrol ediyor bir nevi. E, Satürn aynı şekilde e, 7. evi de görüyor. Ve Güneş'in evini kontrol ediyor. O yüzden Aslan Burcu, Jüpiter Rahu da bu arada Aslan Burcu'nu görüyor. Yani dikkat edin Güneş'in Aslan'ın lordu Güneş aktif zaten. O yüzden üçüncü ev yüreklenmemiz, Türkiye'nin değişimi, transform olması... ...Türkiye'nin ömrünün ne kadar uzun olacağını gösteren bir konum. Ve tam bu dönemde de seçimler bu değişimi direkt gösteriyor. K2 dikkat ederseniz yaklaşacak. Tam seçimlerden sonra ilerletiyorum. K2'nun derecesi de gitgide Satürn ve Merkür'e yaklaşıyor. O yüzden... Ee, Ekim'in sonuna kadar e, bütün bu söylediğim şeyleri de e, görmüş olacağız Temmuz ayı Temmuz ayı da e, Temmuz ayı Mars ve Venüsün 3. evde Aslan Burcu'nda buluşmasıyla Satürn yine bir zorlu bir dönem olabilir bu zorlu dönemde neyle alakalı? Teknik olaylar bir nevi gündeme gelmeli aslında ya da yapılanmayla da alakalı olabilir. Mars, Satürn birbirini zorlayan enerjilerdir ama birbirini zorlayarak da çok güzel çalışırlar. Hatta Temmuz ayında Venüs'ün burada oluşu çok güzel bir konum. Çünkü hem benefik olarak hem de feminen bir enerji rahatlatacak aslında. Ve politikayla da alakalıdır. Venüs politikayla alakalı. Bu kolun bile çok güzel aslında. Venüs Jüpiter birbirini görüyor. Burada da aslında dayanışmayı gösteriyoruz. Temmuz ayı güzel görünüyor. Temmuz ayında Güneş ve Merkür, Lagna'da e, Pınar Vasu var burada. Eskiden olan bir kişinin tekrar gelmesi anlamına gelir bu. E, Pınar Vasu ama dediğim gibi oradaki nakşatralar değişecek neticede. Ben direkt gördüğüm için tam o anda olan olay yani Temmuz'un ortalarında olan olayı bahsettiğim için. Onun öncesinde de Ardıra var. Ardıra da aslında hem Türkiye'nin nakşatrası. Ama Temmuz ayı güzel olacak. Kendi yapılanmasıyla alakalı, ego ile alakalı. Güneş'i takip ediyoruz ve bir yandan da Merkür'ü takip ediyoruz. Bakın ee, Haziran'ın, e, Temmuz'un e, ortalarında da e, yine e, ekonomiyle ilgili, aile kaynakları ile ilgili güzel açılımlar olması lazım. Satürn'ü sürekli bakıyoruz. Satürn'ün konumu retro gittiği zaman Satürn, bu ne anlama geliyor? Ee, 18 Haziran'dan Satürn direkt gidene kadar, 18 Haziran'dan, bütün bu olayları tekrar gözden geçirecek değişimi o yüzden harita çok net gösteriyor. Ee, i̇lerletiyorum. Haziran 18 Haziran'dan 18 Haziran'dan uzunca bir müddet gördünüz Ekim özür diliyorum Kasım 3 Kasım'a kadar tam 4 Kasım'da e, ileriye gitmeye başlayacak. O sürece kadar tamamıyla değişim eviyle alakalı, e, tamamıyla e, toplumların bir araya gelip neler yaptığıyla alakalı ve Satürn retro gitmeye başlayınca direkt yine Akrep-Navamşa'ya, tekrar e, Akrep-Navamşa'da kalacak, oraya kadar geri dönüyor. Yani bu süreçte de aslında geçmişte olan şeyler... Belki bir önceki iktidarın ya da yeni gelen kişilerin eskilerin neler bıraktığına dair bir takım şeyler ortaya çıkabilir bu dönemde aslında. Ee, ama yine tekrarlıyorum genel olarak Satürnün görüşü. Jüpiter bu arada retro gidiyor dikkat edersiniz. Ee, Jüpiter retro gitmeye başlayacak 3 Eylül'de. 3 Eylül'de de e, Jüpiter'in retro gitmeye başlaması ne anlama geliyor? E, meclisle alakalı ve e, kendi ortaklarıyla alakalı eskiden olan şeylerin tekrar yapılanmasıyla alakalı. O yüzden bu harita gerçekten de Türkiye için yeni bir oluşumu, yeni bir yapılanmayı, para, ekonomi konusunda mesela çok güzel çalışır e, ve neticede e, başında da söyledim, Kasım ayında e, direkt Rahu e, balık burcuna geçecek, o da enteresandır. Çünkü Rahunun balık burcunda oluşu yine sistemi değiştirecek değiştirecek bir özelliği var. Şimdi değiştirecek özellik derken 18 yıl öncesini düşünün aslında. Ee, belki daha ileriye gitmek adına bir takım değişimler olacak. O yüzden ne olursa olsun ileriye gitmek adına e, Rahu e, balık burcunda, Jüpiter'in konumu e, iyi, yine Mars'a geliyor aslında ve dikkat edin e, yine aynı şey Kasım. Mars da e, Türkiye'nin stelyumuna geçmiş olacak. Bu da enteresan aslında. Çünkü takip ettiğimiz şeyler neler? Rahu olduğu zaman bulunduğu burcun e, dispozisyonuna bakmak lazım. E, o da neticede e, Jüpiter ve retro olduğu sürece de e, bu dönemde de aslında. Bunları teker teker zaman zaman e, tekrar detaylarına ineriz. Bu videoyu çekmemdeki amaç, e, tekrarlayayım kısım kısım gittim. Kısa kısa özetler vermek istedim. Toparlam toparlamamız gerekirse aslında anladınız neler olacağını. E, çünkü Satürn'ün konumu çok önemli. Satürn 10. ev ve e, Satürn Türkiye'nin değişim eviyle yenilenme yapılanma hukuk sisteminde, meclis sisteminde yapılanmayla alakalı bir yerden geçiyor. iki buçuk yıllık bir süre burada kalacak. E, ve Navamşa geçişleriyle ee, tamamıyla iletişimle alakalı terazide olduğu zaman navamşa daha sonra akrep navamşasını geçince Türkiye için gizli kalmış olan şeyleri gösterecek Jüpiter'in konumu iyi Jüpiter Rahu ile buluştuktan sonra bu borsa ile alakalı kripto ile alakalı belki düzenlemeler gelecek bu ne anlama geliyor kötü bir şey beklemiyorum dediğim gibi Satürn kova burcundan geçerken yeni buluşlar olacak Özellikle şada bir şeye geçtikten sonra e, belki yeni ilaçlar, e, yeni oluşumlar, e, yeni e, AI belki çok ön plana çıkacak. Yeni platformlar var mesela duydunuz mu bilmiyorum chat, e, GPI olması lazım. Onunla ilgili Google'un daha bile farklı e, yönüyle ilgili AI ön plana çıkacak. O yüzden e, Satürn bunu verirken, e, bu arada belki tarım ürünlerinde, tahıl ürünlerinde bir takım kısıtlamalar olabilir. E, o ürün e, kı kıtlığı olabilir. E, ve Gandanta noktası çok önemli. Gandanta noktası e, ekonomiyi belki biraz olumsuz yönde sağlıkla alakalı e, o konularda Türkiye için e, kazanç yeri, o promosyon yeri gibi kazanç yeri bir de. Toplumların bir arada nasıl birbirleriyle iletişim kurmasıyla ile alakalı. Ee, Rahu ve Jüpiter bir araya gelince yine iyi. Ee, ama dediğim gibi bir takım polislerle belki e, bu konum şey olacak. Stelium'da oluşu Türkiye'nin çok önemli bir süreç. Beşinci ev ve orada e, Keyton'un geçişi. Çünkü ayın güney nodu diyoruz, düğümü diyoruz. Güney nodu olarak etkileşimini gösteriyor. Derece şu anda yaklaşmadı. O yüzden şu yaklaşmaya başlıyor. Seçimlerin gelmesi o yüzden ilginç olacak. Ee, dediğim gibi Merkürün e, retro oluşu, orada yine bir stelyum oluşturusu aslında bana göre o döneme denk gelecek. Ve Haziran ayında da etkisini görüyoruz zaten. E, ve onun akabinde olacak Satürn retrosu da bir nevi... Ee, bu olayı gösteriyor. Ee, Satürn'ün retrosu yeni poliçeler, yeni sisteme düzenlemeler ee, ve yeni gelişmeler teknolojik anlamda o anlamda da çok güzel çalışır. Ve onun akabinde de Jüpiter retrosu olacak Kasım gibi. Bu da yine neyi gösteriyor? Ee, vatandaşlarla alakalı, paralarla alakalı e, güzel şeyleri görüyor. O yüzden güzel bir dönem olacak korkutan kişiler bazı duyuyorum Hani Jüpiter ve Rahu o büyük depresyon dediğimiz büyük Burhan dönemi Ekim 1929'da oldu o dönemde Jüpiter retroidi boğa burcunda ve orada aslında hemen hemen akabinde aslında Satürn K2 ile birlikteydi. Aynı pandemi dönemine benziyor bir nevi ve biz onu atlattık aslında. Oradaki konum çok daha farklıydı. Satürn'ün konumu orada e, direkt e, Yay burcuna geliyordu. Ve nitekim onun akabinde hemen 1934-35'li yıllarda dünya toparlamaya başladı. Ekonomi iyi gitmeye başladı. O yüzden ben bu dönemde Satürn Kova burcundan geçerken kesinlikle toparlayacağız. Kriz olmayacak. Para birimi değişebilir. Çünkü e, Jüpiter Rahu ile buluşacak. Rahu zaten orada Koç burcunda uzun zamandan beri e, bir takım kısıtlamalar elbette olacak. Düzenleme olacak. O yüzden bu düzenlemede aceleci davrananlar zarar görebilirler. E, Satürn'e güvenin. Satürn yavaşlama ile alakalı, sabretmek ile alakalı. Ani kararlar, kızgın kararlar kan bir herkes bir karşıdaki kişileri kandırmaya çalışan e, bu tarz şeyler negatif olarak etkileyecek. Biraz uzatıyorum ama üzerine basa basa söylüyorum. O yüzden güzel bir dönem. K2 ağırlıklı olduğu bir dönem. Satürn'ün k görüşü de aslında trine olarak birbiriyle. O da enteresan bir konumdur. Çalışabilirsiniz. E, o da farklı olarak açılacak. Daha sonra zaten K2'da e, geçince bir de Başak Burcu'na o da çok farklı bir açılım çünkü Satürn bu sefer farklı bir açıdan etkisini gösterecek. O yüzden çok özür diliyorum ne kadar uzatırsam çünkü Satürn Akrep Burcu'nu görmesi çok önemli bir konum Akrep Burcu'da. E, neticede Türkiye'de onu konuştuk. Altıncı eve geliyor. E, gizli olan şeylerin açığa çıkmasıyla alakalı. Genel anlamda transformasyonla alakalı. E, o yüzden Satürn-KT etkileşimi hala Trine olarak devam edecek. Ona da e, bakın mutlaka. Farklı bir sistemdir. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. O yüzden yüreğinizi e, temiz tutun, yüreğinizi iyi tutun, Spiritüellik ön plana çıkıyor, astroloji ön plana çıkıyor. E, umarım bu bilgiler güzel bir şekilde sizlere ulaşır, e, yolunuzu netleştirir, herkesin karması farklı, e, güzel açılsın herkes için. Sizleri çok seviyorum, kendinizi çok ama çok sevin etrafınızdaki insanları sevmeyi asla ama asla ihmal etmeyin sevgili dostlar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın, ışığınız bol olsun. Namaste.